Yıl 1937, yer İspanya. Francisco Franco başta ve yaşanan kanlı bir iç savaş. Guernica, İspanya'da bir kasabadır. Franco, Nazi ve faşist İtalyan kuvvetlerinin yeni uçaklarını Guernica üzerinde test etmesi için izin vermiş ve bombardıman başlamıştı. Bombardıman sonrası kasabada büyük bir katliam yaşanmış. O güne kadar görülmemiş şiddette olan bombalamalar Guernica'yı yerle bir etmişti. O dönemde Bask hükümetinden yapılan açıklamaya göre ölü sayısı en az 1654, yaralı sayısı ise 889'du. Guernica bombalamasının çoğunluğu Alman Hava Kuvvetleri tarafından yapılırken İtalyan Hava Kuvvetlerinin de yardımı olmuş ve kasaba 3 gün boyunca yanmıştır. 26 Nisan 1937'de gerçekleşen Guernica bombalamasının haberi kısa sürede Paris'e ulaşmış ve Paris'te yaşayan Picasso da memleketindeki bu olayı gazeteden öğrenmiştir. Picasso'ya göre sanatçı insanlığın ve uygarlığın en temel değerlerinin yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bir savaşta kayıtsız kalamazdı. Bu nedenle kendi memleketi Malaga'dan yüzlerce kilometre uzaktaki Guernica'da yaşananları bir şekilde ifadeye kavuşturmalıydı. Bir şekilde anlatmalıydı savaşın yıkıcılığını, yaşanan katliamı, bombaların yaktığı ateşte yanan insanlığı. Anlatmalıydı Guernica'yı. Ve bunun için Balzac'ın öyküsünün de geçtiği Rue de Grands Augustins'de kiraladığı atölyede Mayıs ayında beyazın yerine adım adım siyah ve gri tonlar geçiyordu. Renksiz olacaktı Guernica. Çünkü solgun mavi ölmüştü. Geriye savaşın siyahlığı ve küllerinin rengi kalmıştı. Bu sıralar İspanyol hükümeti 1937 yılında Paris'te gerçekleşecek dünya fuarında sergilenmesi için Picasso'ya bir tablo sipariş etmiş ve sanatçı da kendisine bir resim konusu aramaktaydı. Guernica'nın bombalanmasını öğrendiğinde etkisinde kalan Picasso, duygularını resme yansıtmış ve 2 ay kadar kısa sürede tabloyu bitirmişti. Guernica yaklaşık 3,5 metre yükseklik ve 8 metre genişlikte dikkat çekici büyüklükte tuval üzerine sadece siyah ve beyaz renklerde yağlı boyayla yapılmış bir resimdir. Yağlı boyayla yapılmasına rağmen siyah, beyaz ve gri renkleri barındıran Guernica, gazete fotoğraflarına benzer bir hava yakalamış ve savaşın sebep olduğu cansızlığı vermiştir. Guernica tablosu günümüzde en büyük savaş karşıtı resim olarak kabul edilir. Resmin sağ ucunda açık bir kapıyla sonlanan siyah bir duvar vardır. Ortada sırtında mızrak olan at, insaniyetin kaba kuvvet karşısında pes edişini sembolize ediyor. Boğanın yanında belli belirsiz gözüken güvercin barışı temsil ediyor ama olanlara ağlamaktan başka yapabileceği bir şey yok. Atın yanına düşmüş sürücünün kırılmış kılıcı yenilgiyi sembolize ediyor. Guernica'nın en büyük savaş karşıtı tablo olduğu kesin. Guernica sadece İspanya İç Savaşı'nın vahşetinin değil, modern savaşın neden olduğu ızdırabın da bir simgesi oldu. Pablo Picasso'nun başyapıtları arasında yer alan Guernica, en politik resim olarak tarihe geçmiştir. Her bir karede farklı olayın yansıtıldığı Guernica, geometrik ve izlenimci bir tablo olarak görülürken, aynı zamanda kübizmin en önemli temsilcilerindendir. Franco hükümetin başında olduğu sürece resmin İspanya'ya girmesi yasaklanırken, eser birçok ülkede sergilenmiştir. Resmin merkezinde acı içinde yıkılmak üzere olan mızrakla vurulmuş bir at bulunur. Acı çeken atın üzerinde göz şeklinde çıplak bir ampul parlamaktadır. Atın altında bir askerin parçalanmış cesedi vardır. Asker üzerinde çiçeklerin büyüdüğü kırılmış bir kılıç tutmaktadır. Sol tarafta yer alan büyük gözlü boğa, kucağındaki ölü çocuğa ağlayan bir kadının üzerinde durur. Atın sağ üst tarafında bu vahşi sahnelere tanıklık ederek camdan içeri girmekte olan korku dolu bir kadın figürü vardır. Kadın elinde yanan bir gaz lambası taşır. Korku içindeki bir başka kadın sağdan yalpalayarak merkeze doğru gelmektedir. Kadın parlayan ampule boş gözlerle bakmaktadır. Sağ uçta dehşet içinde kollarını kaldırmış bir adam yukarıdan ve aşağıdan ateşlerle sarılmıştır. Sanatçının bu resimde kullandığı sembollerin neredeyse tamamı uluslararasıdır. Böylece tüm dünyada olan savaşların dili oluyor bu tablo adeta. Guernica'da acı çeken insanlar ve hayvanlarla kaos içindeki yıkılmış binalar resmedilmiştir. Bir Bask şehri olan Guernica'ya İspanyol İç Savaşı sırasında Nazi savaş uçaklarının düzenlediği hava bombardımanının trajik yüzünü gösteren bu resim, Picasso için 3,5 saat içerisinde ölen binlerce insana bir saygı duruşu niteliğindedir. Tarihin bir oyunu olarak Picasso'nun bir sergisinde Guernica'nın önünde duran bir Gestapo subayı hayranlık ve şaşkınlıkla resmi göstererek "Bunu siz mi yaptınız?" diye sormuştur. Picasso'nun bu soruya verdiği tarihi cevapsa "Hayır, bunu siz yaptınız." olmuştur.